Selam, merhabalar. Ben Omay Hatice Ötün. Canlar bugün 5 Mayıs. Bir taraftan ay tutulması, bir taraftan da Hıdır Ellez. Hıdır Ellez'in hikayesini hepimiz biliyoruz. Bir de ay tutulması var. Bu muazzam bir enerji alanı olduğunu astrologlarımız söylüyor. Ben bir astrolog olmamama rağmen enerjiyi o kadar güzel algılıyorum ki arkadaşlar. Gerçekten hayat artık eskisi gibi değil ve gerçekten artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Ve biz şu anda gerçekten eskiye tutunarak, eskiyi sahiplenerek, hatta onun bize vermiş olduğu acılara rağmen, dertlere, kederlere rağmen, nerede o eski günler diyerek kendimizi o kadar çok durduruyoruz ki her şey değişti. En başta biz değiştik. Hala değişime direnç göstermenin nesini seviyoruz. Bugün sizlerle bu değişime nasıl sevinçle, neşeyle kucak açabiliriz ve gerçekten hayatımıza daha fazla kolayla neşe ihtişamı, hayallerimizi, seçimlerimizi tezahür ettirebiliriz. O niyetlerimizin bizim realitemizde kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla ortaya çıkmasına nasıl katkı ve hediye olabiliriz? Buna izin verişli olabiliriz. Bununla ilgili çalışma yapacağım. Biliyorsunuz ben Access Bars kolaylaştırıcısıyım. Aynı zamanda yaşam koçuyum ve birçok eğitimlerim var, aldım ve bunlarla ilgili bireysel seanslar ve grup çalışmaları yapmaya devam eden kendini değişim yolculuğunda kendisiyle birlikte bunu talep eden insanlara yol arkadaşı yapmaya adayan bir kişiyim. Tabii ki bunun ötesi neler mümkün diyorum. Şimdi ilk başta benim her gün yaptığım bir çalışma var arkadaşlar. Bu Access Consciousness'da üzerine basa basa söylediğimiz bir çalışmadır. Asıl çalışma demeyeceğim buna da siz ne derseniz deyin. Öncelikle biz bugün yeni bir güne uyandık değil mi? Bugün bize yeniden bahşedildi. Aslında yarı ölü halden tekrardan dirildik. Ve dolayısıyla bugünün hediyelerini, mucizelerini alıp kabul etmeyi hak ediyoruz değil mi arkadaşlar? Ve bunun için zaten şu anda nefes alıyoruz. Bunun için buradayız. Dolayısıyla dün olan her şeyi bir yıkıp yarısını iptal ederek güne başlayalım. Şimdi şu anda dün yaşadığımız her ne varsa belki canımız yandı, belki çok mutlu olduk. Belki de gerçekten bizi onurlandırdı ya da hiç hak etmediğimizi düşündüğümüz şeyler yaşadık. Her birini yıkıp yarısını iptal edelim mi? Right wrong, good bad, pot bak online, shorts, boys, povas, selmiyoruz. Bunu Access Consciousness'ın kurucu ortaklarından Dr. Dane Heer'in bir videosu var. Clearing Statements'ta orada açıklamalarını bulabilirsiniz. Bu bizim temizleme cümlemiz. Ve bunu yaptıktan sonra şimdi demeyin bana güzelliklerini iptal ediyoruz. Aslında güzellikleri iptal etmiyoruz. O güzelliklere o kadar adanmışlık yapabiliyoruz ki bazen ve sanki onun ötesini bir şeyle yaşayamayacağımıza bilinçaltına karar verebiliyoruz arkadaşlar. Bunu birçok seanslarda danışanlarımdan bol bol duydum. O yüzden burada hatırlatma yapmak istiyorum. Evet, tekrardan kendimle ilgili, bedenimle ilgili, ailemle ilgili, yaşadığım yer ile ilgili, işimle ilgili, parayla ilgili, varsa çocuklarınızla ilgili, eşinizle ilgili, erkek arkadaşınızla, kız arkadaşınızla ilgili, parayla ilgili. Hangi kararlarınız, yargılarınız, bakış açılarınız, gizli gündemleriniz, gizli ajandalarınız, projeksiyonlarınız, ayrımlarınız, reddiniz varsa her birini yıkıp yaratıp iptal eder misiniz? Evet. Ve şimdi alanı ne yaptık? Boşalttık değil mi? Alanı boşalttığımız yere ne yapacağız? Bugün ben kimim? Bugün ben neyim? Bugün hangi ihtişamlı maceraları yaşayacağım? Haydi evren, haydi yüce Allah'ım bana bunun yollarını göster. Biliyoruz ki bize şah damarımızdan daha yakın olan bir yaratıcının yaratmış olduğu mucize bir varlığız. Ve gücümüzü, kudretimizi ondan alıyoruz. Yaratım kapasitemizi ondan alıyoruz. O yüzden buna sahip çıkacak olan tek kişi kendimiziz. Sen kendi gücünü, kudretini reddettiğin her yerde dışarıdan bunu daha da aşağı çekecek olan insanları, enerjiye davet edersin. Ve lütfen hayatında kimse hiçbir şey anlatmak zorunda olduğunu hissetme. Herkes anladığı kadarını anlayacaktır. Sen ne anlatırsan anlat. Çünkü onun bakış açısı ona aittir, senin bakış açın sana aittir. Dolayısıyla herkes kendi doğrusunu yaşayacak. Bununla ilgili de birilerini düzeltmeye çalıştığımız, birilerine kendimizi ispat etmeye, anlatmaya, aktarmaya çalıştığımız her yeri bir yıkıp yaratımı iptal edelim mi? Ve şimdi ben bunu izniniz hemen sarkacımla bu alanı da temizlemeyi arzu ediyorum. Çoğu videolarımda bu sarkaçta elimi döndüğünü söylüyorlar ama hayır değil. Evet, zaten hemen temizlenmeye başlandı. Bizi hizmet etmeyen, bilinci hizmet etmeyen, bizi acizlikte, korkaklıkta, tembellikte, borçta, nefrette, öfkede, anlaşılmazlık evreninde tutan, katkı olmayan tüm enerjiler hemen şimdi derhal bedenlerimizden, alanlarımızdan, hücresel hafızalarımızdan, dünümüzden, bugünümüzden, geleceğimizden, ailemizin üzerinden, gelir akımlarımızın üzerinden, işimizden, ilişkilerimizden kaldırılsın. Yıkıp yaratımları da iptal olsun. Evet. Bakın şu anda elimin dönme enerjisi aslında boşlukta olduğu için bunu hatırlatmış olayım. Çünkü çok yorum alıyorum bununla ilgili. Süper. Ve durdu. Evet. Şimdi de boşalan yerleri,
Tabii ki bizi yaratan yüce Allah'ımız var ya, o yüce Allah'ımızın koşulsuz sevgisiyle, bollukla, bereketle, arzu ettiğimiz her ne varsa, ev almaksa, ilişkilerse, çocuk sahibi olmaksa, o enerjilerle, bilinç molekülleriyle dolmasını 5. boyut ötesine tüm ruhsal dostlarımızdan, yüce yaratıcımızın izniyle talep edelim. Ve tüm bilinç molekülleri çalışsın, neşe molekülü, ihtişam molekülü, kolaylık molekülü, para molekülleri çalışsın. Harika. Bundan çok daha iyi nasıl olur arkadaşlar? Ve şimdi de gerçekten gerçekte olduğumuz neşe, ihtişamı kucaklayacağımız günlerimiz olsun.